Zaten ben unutuyorum Bakalım. bazen. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde web sitesi nasıl yapılır onu konuşacağız. İleride çünkü portfolyonuzda bir web siteniz olursa ki ücretsiz olarak bunu yapan yani yayınlayabileceğiniz hazır web sitelerini kullanabileceğiniz yerler var ama orada bir kısım çalışmaları siz kendiniz orijinal yaparsanız daha hoş olacaktır diye düşünüyorum. Burada mesela diye bakın değişik web siteleri var. Evet, böyle değişik değişik web siteleri var. Bunlardan bir tanesini biz kendimiz tasarlamaya çalışalım. Bunun için bir neye ihtiyacım var? Bir Photoshop'a ihtiyacım var. Peki konumuz ne olsun arkadaşlar web sitesiyle ilgili? Siz bu arada düşünün. Birazdan tekrar soracağım. Şimdi arkadaşlar web sitesiyle basılı materyal arasında çok ciddi farklar var. Ne gibi farklar var? Bir basılı materyal çalışıyorsanız yani bu kartvizit, broşür, afiş vesaire vesaire. Bunu çalışıyorsanız 300 DPI çalışmak zorundasınız. Ölçünüz santim olur genelde ya da milimetre olur ki çoğu zaman santimdir zaten. Ama iş web sitesi tasarımına döndüğü zaman artık çözünürlük 300 DPI olmaz. Daha ziyade 72 DPI olur. Ve bir de bir ekran çözünürlüğü düşünürsünüz. Dersin ki benim çalışma sayfa büyüklüğüm 1024'e 768 olsun veya bir büyük boyutunu kullanabilirsiniz. Yani bu neyle alakalı? Ekran çözünürlüğüyle alakalı. Ekranın boyutları neyse mümkün mertebe en büyük ekran boyutlarında web sitenizi açarsınız ve tasarlarsınız. Yani ben buradan File New dediğimde bakın File New diyorum. Şuradan bana soruyor ne istiyorsun? Piksel mi, inç mi? Hayır diyorum ki ben piksel istiyorum. Ölçüsü ne olsun? 1024'e 768. Bunlar arkadaşlar bir monitörün standart ölçülerinden bir tanesi. Bunun gibi işte 1900'e 1200 bilmem kaç var. Hani bu tür şeyler var. Ben tam şeyi de hatırlamıyorum açıkçası. Ama çözünürlüğümüz ne olacak? 72 olacak. Bakın 72 DPI'da genişliği 1024, yüksekliği 768 olan bir sayfa çalışacağız. Peki create diyorum. Bakın sayfa genişliğim gelmiş oldu. Şimdi ben bu sayfayı bir banner kısmı, iki sol tarafta buton kısmı ve üç şurada main dediğimiz gövde kısmı var. Bu gövde kısmında arkadaşlar ileride ne yapacağız? Buraya işte ürünlerimizi falan filan bir şeyleri yerleştireceğiz. Bir tasarımımızın parçası olacak. Peki şu üst kısımda ne olması lazım? Bir kere firmanın adının olması lazım. Varsa logosunun olması lazım. Hatta bu bütün iç sayfalarda da ortak olacaktır. Yani şurası değişir. Şurası da değişebilir. Size kalmış. Ama şu üst kısım bütün sayfalarda ortak olacağı için iletişim sayfasında da, ulaşım sayfasında da ne bileyim hani bütün ürün sayfasının hepsi ortak kısım burası olduğu için burayı gerçekten çok iyi tasarlamanız lazım. Eğer burayı iyi tasarlarsanız arkadaşlar çok büyük problemler yaşamazsınız. Peki nasıl bir tasarım yapalım? Düşündük mü konuyu? Hocam inşaat sayfası olabilir yani iç mimarlık sayfası olabilir diye Tasarım. düşündüm. Tamam. Okey. Peki Evet. çok güzel. Harika. O zaman bizim neye ihtiyacımız var? Bina resimlerine ihtiyacımız var. Orijinal bina resmi için İngilizce yazıyorum arkadaşlar. Bolding yazıyorum. Görseller diyorum. Görseller. Gelsin mimari binalar. Bakın bu bina fotoğraflarından bir tanesini alacağım. Orada kullanmaya çalışacağım. Bakıyorum böyle en çarpıcı dikkat çekecek. Orada belli bir miktar yer kaplayacak. Ve bizi de böyle anlatabilecek bir bina şekli olsun. Şu çok güzelmiş bu arada. Beğendim. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Bizim bina yaptığımızı gösteren bir fotoğraf bakıyorum. Mesela 3D Max'te yaptığımız şeyleri de koyabiliriz. Yani kendimize ait Tabii ki. çalışmaları. Tabii ki, tabii ki arkadaşlar. Elbette. Zaten amacımız o. Sizin çalışmalarınızı koyabileceğiniz yerlerimiz olsun. Mesela bir tanesi bu olsun. Başka bakıyorum. Bir tanesi bu olsun. Bir tanesi de bu olsun. Bunların üçünü böyle birbirine böyle bir harmanlayalım. Güzel bir şey yapmaya çalışalım. Çok çok güzel bir şey yapamayız. Kötü bir şey yaparız. O da çok önemli değil. Resmi farklı kaydet diyorum arkadaşlar. Geliyorum şuraya. Açılsam açıl.
Evet, şimdi modelleme portfolyo. Hafta 11 yapalım arkadaşlar. Hafta 11. Bunun içine örnek diyelim. Web sitesi yazalım. Bu yolu kopyalıyorum. Kopyalarken hatta şöyle de yapabilirsiniz. İmaj diyebilirsiniz arkadaşlar. Genelde resimleri ya da fotoğrafları bir yerde toplarsınız. İşte başka şeyleri bir yerde toplarsınız derken internetten indirdiğim çalışmaları ben buraya işte birincisi bu olacak şekilde, ikincisi şu olacak şekilde resim farklı kaydediyorum. Üçüncüsü de bu olacak şekilde resmi farklı kaydet. Ve getirip yani evet en çok bu hoşuma gitti arkadaşlar. Özellikle şurada kullandıkları başka bir fotoğraftan alıp buraya yerleştirdikleri şey bizim tasarımıza daha farklı bir görüntü katıp geliyorum. Burada bir klasör oluşturuyorum. Klasörün içerisine banner diyorum arkadaşlar. Banner klasörünün içerisine şu getirdiğim 3 tane şeyi atıyorum. Atıl susam atıl. Fotoğraflar yeteri kadar büyük. Ben götürüyorum. Bu arada şu bannerları bir kapatayım. Şunların üçünü de kapatıyorum. Ve şuraya arkadaşlar bir tane maske alanı oluşturuyorum. Benim bannerımın büyüklüğü ne kadar? Bu kadar. O zaman bütün fotoğrafların en fazla görüneceği yer burası. Ctrl-C. Şu background'daki beyazdan Ctrl-C, Ctrl-V ile bir tane bakın şunu oluşturdum. Şimdi bunların hepsi nerede olacak arkadaşlar? Bakın şunların hepsi bunun içinde olacak. Yani ben bunun içine bir şekilde gömeceğim bunu. Nasıl gömeyim? Mesela bu hangisi? Benim en çok hoşuma giden bu. Getiriyorum arkadaşlar şunu şuraya. Ctrl Alt G ile gömüyorum. Banner'ımda şu anda bu alan söz konusu. Ben bu alanı bu şekilde değerlendirebilirim. Ya da Ctrl T ile biraz küçültürüm bunu. Ne tarafa doğru? Diğer fotoğraflara da bir bakayım. Onların ışık geçişlerine falan da bir bakalım. Bunu sağ köşeye koyalım. Şurada dursun. Bunu da getirdik. Gömdük. Gömdük arkadaşlar bunu. Şunu gömmedik bir tek. Şimdi şunu tabii biraz küçülteceğim. Sağ köşede çok fazla yer kaplamayacak bu. Şu kadar bir alan kaplayacak. Bunun mavi kısmını Magic Wand'la seçiyorum arkadaşlar ve delete deyip siliyorum. Raster delete yapıyorum şunu. Sildirmedi bana çünkü hala smart obje. Delete diyorum ve şurayı sildim. Bakın otomatikman geriye ne kaldı? Sadece burası kaldı. Ha şundan kurtulmak isterseniz eğer Ctrl Z diyeyim, Ctrl Alt Z diyeyim, Ctrl T diyeyim. Ctrl T şunu biraz büyük koyabilirsiniz. Şuradaki şu parçadan kurtulmak. Yine şuraya doğru alabilirsiniz. Yine Magic Wand'la W'ye basıyorum arkadaşlar. Şurayı seçtim. Şu bölgeyi siliyorum. Delete diyorum. Ve arkada ne görünüyor arkadaşlar? Yine şu kısım görünüyor. Benim en çok görünmesini istediğim kısım burası. Peki bir de bu çalışma var. Bu çalışmanın da bir noktada görünmesine karar verdik. Aslında şart değil. Yani şu anda geldiğimiz noktada bu hiç olmasa bile şurada ben istediğim tasarıma kendimce ulaştığımı düşünüyorum. Eğer bunu koyarsam belki daha bir karmaşa çıkacak. Belki daha güzel olacak. Bakalım yerleştirelim bakın bunu da. Yerleştirdik ve şu kısmı siliyorum arkadaşlar. Yine Magic Wand'la şu bölgeyi tuttum sildim. Hemen rasterizeleyi yapıyorum. Bu bölgeyi tutup siliyorum. Evet bakın burası böyle gitti. Hatta biraz daha geçiş olsun diye şu kısmı biraz yumuşak sileceğim. Silgimin hardness değerini düşürüp uç kısmını, şu fotoğrafın uç kısmını hafif hafif siliyorum. Yani oraya yedirdim bunu. Tamam. Burayı da buraya yedirmiş oldum. Bu burada, bu burada, bu da burada derken 3 tane fotoğraftan tek bir fotoğraf elde ettik. Firmamızın ismi ne olsun? Logo lazım bana bir tane. Mesela ben Tepe Interior'da çalışmıştım. Tepe Interior. Interior. Hala duruyorum bilmiyorum ama tam nasıl yazıldığını da unutmuşum. Görseller. Interior. Firmanın acaba
Interior. Uzun zamanlar önce bu firmada bina çizimlerini yapıyordum üniversiteye gelmeden önce. Tepe iç mimarlık. Evet, böyle bir şeydi tepe iç mimarlıktı ama logomuz falan nasıl hatırlamıyorum bile. Çok olmuş çünkü. Neyse peki hatırlayamadık. Şunu alabilir miyiz ama bir logo ihtiyacımız var. Bir yerden bir logo. İç mimarlık. Görseller. Arkadaşlar Tepe Interior Real One'da yapan firmaydı. Bir zamanlar Real'i yaparken ben de orada çalışmıştım. Yapıları 3 boyutlu olarak ben çiziyordum. Ama tabii çok uzun zaman yıllar önceydi. Şu anda baktığımda bir logo bulamadım. Most Roach T10 logo. Evet, bir tane logo çalacağız. Construction logo. Şu iyi gibi. Arka, gerçi arka çok mavi. Bizim mavi kaybolur mu? O da var. Şu olabilir belki. Bolding belki de bu olabilir. Bakıyorum. Bulabilecek miyiz? Gel. Evet. Sağ tuş. Resim farklı kaydet. Hemen buraya logo diyelim. Şimdi bu logoyu arkadaşlar tutuyorum. Ben Photoshop ortamında hops açıyorum. Logom biraz büyük. Küçülteyim. Magic Wand'la beyaz kısımları seçiyorum. Bakın Magic Wand. Select Symbol'ı bir kısmını sildi. Hepsini bir kısmını seçti. Hepsini seçmek istiyorum. Seçtikten sonra Delete deyip arkadaşlar. Tabi Rasterize Layer diyoruz öncelikle. Bir Rasterize Layer diyoruz. Delete diyoruz. Getirip bunu şuraya koyuyoruz. Kayboldu. Şu arkadakini acaba şuraya mı koyacak logoyu? Pek sağa koyulacak bir logo değil. Yani daha doğrusu logo çok fazla sağda olmaz. Biz şöyle yapalım. Şu logoyu biraz daha görünür hale getirelim. Peki nasıl görünür hale getirebiliriz? Yapabiliriz. Efendim arkadaşlar. O banner'ı yani sol üst köşedeki o kareyi biraz transparan yapabiliriz diyorum. Tabii ki neden Alttakine. olmasın deneyelim. Böyle bir şey oldu. İsterseniz logoya bir iki efekt uygulayalım mı? Hemen seçiyorum. Evet. Logomuzu efektlendirelim. Mesela ne verelim arkadaşlar? Stroke verelim. Stroke beyaz şurada olduğu. Çok da güzel ortaya çıktı logomuz. Evet. Alttakini hatta biraz daha görünür hale getirebiliriz. Şu muydu acaba bizim? Yani aslında ben bunu koymaktan yana da çok değilim. Bu bina sanki bizim işimizi biraz karıştırdı gibi. Şöyle sade daha mı güzel oldu? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Sade daha mı güzel oldu? Böyle daha iyi oldu hocam. Daha Tamam. karışmadı. Şimdi karışıklıktan bir nebze kurtulduk. Hala logoyu biraz daha ön planda çıkarabiliriz. Logomuza bevel emboss verebiliriz. Ya da drop shadow verebiliriz. Biraz gölge ekleyelim. Drop shadow. Distance. Yönünü şuraya doğru verelim. Bakın şurada bir gölgemiz oldu. Yoğunluğunu biraz, büyüklüğünü biraz daha arttırabiliriz. Opacity'yi biraz daha görünür hale getirebiliriz. Evet, böyle de bir gölge vermiş olduk. Eğer hala da görünmesini istiyorsanız biraz daha böyle bu falan olsun. O zaman da yapacağım son şey şu olur arkadaşlar. Giderim bir tane pet çizerim ben buraya. Nasıl bir pet? İşte şöyle bir pet. Sonra bu peti seçili hale getiririm. Bir tane layer oluştururum. Bu logonun altında olmalı. İçini beyaza boyarım. Sonra bunu biraz transparan yaparım. Bakın şu içini biraz transparan yapayım. Sonra şu alt kısmı silelim. Şu alt kısımda bir işimiz yok.
öyle daha böyle bir belirgin bir şey olur ama bu size kalmış. Yani buna gerek var mı yok mu artık bunu siz değerlendirin. Bizim logomuz bu. Şunu biraz daha full hale getirebiliriz. Bu kadar parlak olmak zorunda değil. Biraz daha full halde olursa logomuz da biraz daha ne olur arkadaşlar? Ön plana çıkmış olur. Buraya yazacağımız yazı falan da daha anlaşılır olur. Hemen yazımızı yazıyoruz. Evet, binanın şey, firmamızın ismi ne olsun arkadaşlar? SK Arslan Yapı İnşaat olabilir. SK Arslan Yapı İnşaat LTD nokta ŞTİ nokta AŞ Limited nokta 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 bir sürü şeyim oldu arkadaşlar. Ünvanım oldu. Hemen bunu biraz düzeltiyorum. Okunacak hale getirmem lazım. Şu anda okunmuyor çünkü. Açıyorum yazı kısmını. Yazımın renginden başlıyorum arkadaşlar. Şimdilik kırmızı olsun. En azından göreyim. Arasındaki şey çok büyük ama yazı fontumda biraz küçük. 26 diyeyim. 26'lık yazı fontlu yazımı getirip şuraya koyayım. Bunun fontunu bir değiştireyim. Biraz daha böyle göze çarpacak. Bu arada burada Türkçe karakterler var. Bunlar sorun çıkarabilir. En güzeli internetten bir tane font bulup onun üstünden yürümek, yoksa Photoshop'ta arayana kadar internetten bulup istediğiniz fontu beğenip kullanma şansına sahipsiniz. Hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Font nasıl kullanılıyordu internetten alınıp? Evet hocam. Göstermiştiniz. Peki. Aferin bana, göstermişim. Evet, bu font çok güzel arkadaşlar. Çok beğendim. Değişik. Interesting. Biraz daha büyük yapayım. Kaç? 36 yapayım. Tabii müşterilerin pek okuyamayacak. Biraz da şikayetçi olacaklar ama ben bunu beğendim. Ne yapayım? Ruh halim buna şu anda gidiyor. Evet. Buna yine böyle biraz efekt mefek renk falan verebilirsiniz. Hepsini buradan vereyim arkadaşlar. Color overlay diyorum. Bu arada ne oldu? Küçüldü bu. Hayırdır? Biz efekt verdik. Kendi küçüldü. Nasıl yani? Evet, şimdi düzeldi. Color overlay. Nasıl bir renk? Evet, bu renk seçimi arkadaşlar gerçekten çok önemli. Yani orada böyle sırıtmayacak bir renk olması lazım ama aynı zamanda okunması lazım. Okunmadan sırıtacak bir renk arıyorum. Drop Shadow diyorum. Biraz gölge verelim. Outer Glow, Drop Shadow. Gölgeyi biraz abartmışız. Hemen gölgenin tonunu, pozisyonunu. Hocam geçişte renk verebiliyor muyuz istesek? Tabii ki verebiliriz arkadaşlar. Gradient Overlay diye bir seçenek var. Geliyorsunuz. Color Overlay'i kaldırdık mı? Kaldıralım Color Overlay'i. Gradient Overlay. Şuna diyorsunuz ki, yani şurada hazır olanlar var. Şunlardan birini kullanabilirsiniz. Bu size kalmış ama kendiniz de tercih edebilirsiniz. Yani işte mavi yerine ne bileyim yine turuncuya gideyim ben. Turuncu gibi. Turuncu nerede? Şöyle bir şey. Şunun yerine de başka bir renk tercih edebilirsiniz. Mesela böyle. Bu arada gradient'in renk geçiş yerlerini değiştirebilirsiniz. Ağırlıklı olarak mavi olsun da şey, turuncu olsun derseniz böyle olur. Bir de bunun yönünü değiştirebiliyor olmamız lazım. Turkuaz evet, mavi daha güzel durdu sanki. Evet. Şöyle yönünü değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani birkaç renk de ekleyebilirsiniz. Yani aralarda farklı renkler olsun isterseniz buralara yeni renkler de atayabilirsiniz. Yani tabii şu anda yazımız okunmuyor. İğrenç oldu.
Ya çarşamba pazarı gibi oldu. Şu yeşilleri falan bir atayım bakayım şuradan. Mavileri, yeşilleri. Haha çok güzel. Tamam. Bu kalsın. Belki birazcık daha açık. Evet, yazımız bu arkadaşlar. Çok fazla kendimi helak etmeyeceğim. Sayfamızın üst kısmında bunlar var ve yazımız bu. Şimdi gelelim buton kısmına. Buna bir de buton eklememiz lazım. Nasıl bir buton yapacağız? Bu artık size kalmış. İnternetten hazır butonlar var. Onlardan çalabilirsiniz. Onları kendi istediğiniz gibi yapabilirsiniz ama siz kendiniz de tasarlayabilirsiniz. O zaman bu banner'ı kapattım. Hemen yeni bir klasör açtım arkadaşlar. Buna buton diyelim. Buton. Peki nasıl bir buton istiyorum arkadaşlar? Geliyorum. Mesela şu komutu çok kullanacaksınız buton işlerinde. Bakın bunun avantajı ne arkadaşlar? Giriyorsunuz. Kenarlarını istediğiniz gibi yuvarlayabiliyorsunuz. Mesela diyelim ki 10 piksel ya şurası. Şöyle biraz arttırayım. Evet, şunu daha yuvarlak yapabilirsiniz. İçinin rengini değiştirebilirsiniz. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Gradyent geçişli yapabilirsiniz. Bakın gradyent geçişli. Burada yine renkleri siz kendiniz tercih edebilirsiniz. Kırmızı, beyaz ya da yeşil. Yeşil. Yeşil diyelim. Evet. Butonumuz diyelim ki böyle bir buton oldu arkadaşlar. Burada yine dediğim gibi şunları da kullanabilirsiniz. Şurada bakın hazır buton şeyleri var. Bunlardan bir tanesini kullanabilirsiniz. Bu da size kalmış. Mesela diyelim ki bunu kullandık. Bakın. Şunu kırmızı, turuncu, sarı değil de başka renk yapabilirsiniz. Şimdi butonumuzun yakından bir görelim. Üstüne gelip baktığımızda bu butonun kenarına bir tane stroke eklemek istiyorum. Bakın stroke diyeyim. Stroke, stroke, stroke. Şurada. Stroke. Bu siyah da olabilir. Beyaz olmak zorunda değil. Çizgisi biraz daha insani kalabilir. İki gibi. Sonra buna ne verelim? Drop shadow verelim. Biraz gölgemiz olsun. Nerede gölgemiz? Gölgeyi gören var mı? Tabii ben burada değişiklik yaptığımda her yerde değişiyor gölge. O aklınızda bulunsun arkadaşlar. Yani o zamanla size sorun çıkarabilir. Bu arada background'u bir açalım. Gölgemiz belli olsun. Bakın şurada gölgemiz biraz oluşmuş. Bu arada şunun siyahı çok rahatsız etti beni. Bu siyah arkadaşlar birazcık griye dönüştürelim. Biz bunun şeyine stroke vermiştik. Şuradan da stroke verebiliriz aslında. Şu stroke'u kapatıp şuradan da stroke verebiliriz. Bakın buradan verdik. Yine buradaki siyah değil de gri olursa çok sırıtmayacak bir stroke olacak. Buradaki renkleri değiştirebilirsiniz. Yani kırmızı şey, turuncular vesaireler kullanana kadar banner'da var olan renklerden yola çıkarsanız daha güzel olabilir. Mesela banner'da ne var? Bakıyorum. Maviler var. Bir ona bir bakalım. Mavilerden acaba bir şey çıkarabilir miyiz? Şu arka planı biraz görünür hale getireyim. Oradaki renklerden çalalım biraz. Evet, şunu geldim, seçtim. Mavi. Çift tıklayayım. Mavi oldu. Tamam. Yine mavi. Okey. Ortası beyaz olsun mesela. Evet, mavi beyaz buton olsun. Yani temiz bir bütünlük arz etsin renk olarak. Burası renk cümbüşüne dönmesin. Kendi çapımızda butonumuzu hallettiğimizi düşünüyorum ama şuraya küçük bir tane de ikon yapalım. Bakın bunu yuvarlak yapacağım. Yine de şöyle de yapabilirim. İlla çok yuvarlak olmasına gerek yok. Hemen aşağıda bir tane
layer oluşturuyorum. Bunun için arkadaşlar boyuyorum. Gradient. Yine rengimi şuradan alayım. Bakın şuradan bir koyu mavi alayım. Biraz daha koyu olsun. Ya da bu renk olsun. Gradient diyorum. Şimdi buna içeriye doğru bir girinti vermeye çalışacağım. Bunun için ne yapıyorum? Bevel Emboss diye bir seçeneğimiz var. Onu deneyeceğim. Ya da Inner Glow olabilir. Bakın Inner Glow ile içeriye doğru bir ışık verebilirim ama Bevel Emboss daha sağlıklı bir sonuç verecek. Bevel değil de Emboss yapacağım. Yani içeriye doğru vereceğim bunu. Inner Bevel, evet, evet. Depth, okay. Emboss. Şişkinlik oldu. Inner ve Pillow Emboss. Evet, bakın içeriye doğru bir girinti oluştu. Şunu down yapalım bakayım. Şunu emboss yapalım. Artık hangisi bize sağlıklı görünüyorsa içeriye doğru bunu oluşturduk. 2 piksel. Soft'unu düşürüyorum. Derinliğini arttırıyorum. Abartmıyorum tabi. Evet. Bakın bu tonumuz şu durumuyla hazır. Fena durmadı bu tona. Şimdi buraya hemen yazıyorum arkadaşlar. Text. Yazı büyüklüğümü hemen küçültüyorum. Mesela diyelim ki 12 karakter. Ana sayfa. Sayfa. Hemen yazı fontumu biraz daha okunan bir şeye dönüştüreyim. Aynı fontu kullanmak zorunda değilsiniz. Ana sayfa. Evet, ana sayfa bu. Kalın olsun. Gözüksün. 12 değil de 14 olsun. Okey, 14. Başka renk olarak da yine cümbüş bir renk olmasın. Şuradan bir renk seçelim. Belki ana sayfa bu şekilde olabilir. Yani rengimiz bu şekilde kalabilir. Bu ana sayfalı butonumuz arkadaşlar. Şimdi ben hemen şu buton 1 yapıyorum bunun ismini. Çünkü her buton için bu uygulamayı yapacağım. Duplicate yapıyorum. Duplicate layer grup, daha doğrusu layer değil. Bunu shift yön tuşlarıyla beraber shift yön tuşlarıyla aşağı doğru kopyalıyorum. Sonra bir kopya daha alıyorum. Bunu yine aşağı doğru kopyalıyorum. Bir kopya daha. Diyelim ki 4 tane butonumuz var. Hemen bunların isimlerini değiştiriyorum arkadaşlar. Ana sayfa. Hakkımızda. Referanslarımız. Ve iletişim. Evet, şimdi bu butonların arkasına bir renk verelim. Şunları şimdilik burada dursunlar bu haliyle. Butonların arkasına arkadaşlar bir renk verelim. İsterseniz buton diye yeni bir klasör daha açalım. Bütün butonları orada toplayalım. Aramayalım sonra bu buton nerede diye. Bu rengi de onun içine atıveririz. Butonlar. Butonu attık. Yeni rengimiz bu. Şu bölgeyi seçiyorum arkadaşlar. Shift marke ile rectangle'ı oluşturuyorum. Şu bölgeyi Ctrl C, Ctrl V ile şunu seçiyorum. Ctrl C, Ctrl V ile oluşturdum. Şimdi bakarsanız burada boşluk, burada bir şey var. Şimdi bunun arkasına yine o internetten indirdiğimiz fotoğrafların farklı versiyonlarını ekleyebiliriz. Mesela yine şunu alayım. Görünüm. Çok büyük simgeler. Diyelim ki şunu aldım. Şuraya getirdim arkadaşlar böyle. Yerleştirdim. Evet. Hemen gömüyorum bunu. Olması gereken alanla sınırlıyorum. Diyorum ki burayla sınırlı olacak. Ve opacity değerini
olması gerekenden biraz daha uygun bir şekilde ayarlıyor. Ve ne yaptık arkadaşlar? Bunun devamı olacak şekilde bu bölgeyi yine koordine etmiş olduk. Baktığımız zaman geriye ne kaldı? Orta kısım kaldı. Geliyorum orta kısma. Orta kısımla ilgili şöyle yapalım. Şunları da butonun içine atalım. Butonda kalsın. Yine bir klasör oluşturuyorum. Buna main diyorum. Yani ana frame burası. Main kısmına yine bir layer'la başlayalım. İçini boyayalım. Mavi olabilir, başka bir şey olabilir. Bu size kalmış. Buradaki renk kullanacağınız renk tonuyla alakalı bir şey olabilir. Arka plan rengi. Size kalmış. Bütünleşmesi aslında olabilir. Şu resmin devamı yine buralara bir yerlere konabilir. Arka planda buraları biraz organize etmek zordur ama devamını getirebilirsiniz arkadaşlar. Mesela şu fotoğraf buradan devam edebilir. Vesaire vesaire. Şimdi geldik buraya. Buraya ne koyacağız biz? Bizim firmamızın yaptığı referanslardan bir şeyler koyabiliriz. Mesela diyelim ki construction görseller diyelim. Evet, çok güzel. Hiç fotoğraf gelmedi. Bir sürü belge geldi. Construction reference gelmedi. Bina, yapı referanslarımız diyelim. Referanslar. Evet, yapı referanslar. İşte filanca yere yaptığımız bilmem ne binası bu. Aldık şunu. Filanca yere yaptığımız bilmem ne binası. Filanca yere yaptığımız bilmem ne binası. Bunları da şunun içinde gösterelim. Böyle değişik bir şeyin içinde dursun. Geliyorum. Önce şunu indiriyorum arkadaşlar. Bunun acaba büyüğünü bulabilir miyim? Tıklasam gelir mi? Şansımı deniyorum. Geldi. Hemen sağ tuş. Resmi farklı kaydet. Attım bunu. Bunu atıyorum. Çok büyük olmasına gerek yok zaten. Resmi farklı kaydet. Resmi farklı kaydet. Resmi kaydettiniz. 3 tane referansımız var. Bunları da ne yapacağız arkadaşlar? Ana sayfada göstereceğiz. Daha bir sürü referansımız vardır ama tıklanınca gidilecek onlara. Şimdi alıyorum. Şunu. Nerede o bu? Bunu bu bölgede kullanacağım arkadaşlar. Şuraya sığacak kadar küçülttüm. Sonra şu beyaz alanı bir şekilde rengini maviye çevirmem lazım. Şunu Smart Object'den çıkarmadan öncelikle Filter, kamera filtre diyorum arkadaşlar. Şuradan geliyorum. Kamera filtre'da şu bölgeyi nasıl seçeriz? Öncelikle ona bir bakayım. Yok, kamera raw filter'dan istediğim noktaya yürüyemeyeceğim. Şimdi Magicmount'la seçerim. Select Simulator derim. Select Simulator bütün beyaz alanları seçmiş olur ama ben şu iç kısımları seçmesini istemiyorum. Yani çok da önemli değil nihayetinde ama peki seçimden çıkarayım bunları. Şu bakın. Ben şuna tıkladığım anda seçili olan yerler beyaz, seçili olmayan yerler de kırmızı. Yani ben ne yapmam lazım? Bir kere şu içerideki kırmızılardan kurtulmam lazım. Şu seçim alanlarından kurtulacağım. Bakın geldiğimde bakın seçim alanı azaldı. Geliyorum tekrar. Şu bölgedeki şu seçimleri iptal ediyorum. Başka şunları iptal ediyorum. Şunları da iptal ediyorum. Şu siyahlara da bulaşmasın. Tabi bunu biraz daha böyle nazik kibar yapabilirsiniz. Çünkü
Böyle kaba yapınca sonra şuralarda bakın taşmalar oluyor. Biraz küçülteyim. Çamur büyükleniyor. Sınırları silerseniz büyük fırçayla da yer kısımları silersiniz. Evet, bakalım nereler seçili hale kalmış. Bakın şu hale, şuralar seçili hale kalmış. Delete dersek öncelikle Smart Object'den bir çıkarmam lazım. Restylize Layer Delete diyorum. Gitmesi gereken yerlerin hiçbirisi gitmedi. Şunları sileyim. Veya'da durum bakalım arkadaşlar. Bu noktada biraz şaşkınlığa uğradık. Şunu iptal ediyorum. Çıktım. Şu ton sayısını bir düşürelim ya da şöyle yapsak. Şöyle yapalım. İçimi şöyle biraz daha değiştirelim bakalım. Alt'la beraber şurayı. Diyorum. Evet, tonelere gitti. Olur mu? Olur. Fazlasında gözümüz yoktu zaten. Tamam, oldu. Şimdi select Modify Feather veriyorum arkadaşlar. Bir piksellik verdim. Şimdi ben silersem beyaz kısımlardan kurtulmuş olacağım. Geriye sadece bu kaldı. Peki burayı niçin kullanacağız? Biz buraya arkadaşlar tasarımımızı getirip buraya yerleştirmek için kullanacağız. Geliyorum. Benim tasarım nasıl olacak? Şu kısımda artık bu firmaya ait bilgiler değil de benim kendi bilgilerimi alacak. Öncelikle buranın içine bir boyayalım. Paint bucket diyorum. Maviye boyuyorum arkadaşlar. Birincisi bu. İkincisi yine şuraya geliyorum. Buranın içinde boyayacağım. Değiştireceğiz çünkü. Yine şu bölgeyi arkadaşlar isterseniz magnetik lasyo tool'la seçebilirsiniz. Bakın geliyorum magnetik lasyo tool'la. Magnetik lasyo tool düzgün çalışmıyor. Şu kısımdan itibaren aşağı. Yanlış giden yerlerde hemen müdahale ediyorum. Şurayı da seçtim. Buranın için arkadaşlar yine bir layer oluşturuyorum. Boyadım. Sonra şuranın içine geliyorum. Buraya da yine yeni bir layer açıp koyabilirim. Evet, şu anda çalışmamız hazır arkadaşlar. Bundan sonra ne yapacağız? Bunların içine istediğimiz o biraz önceki referansları getirip gömeceğiz. Mesela diyelim ki önce logomuzu koyalım. Logomuz yukarıda vardı. Onu getirip oradan koyarız. Temizlenmiş düzgün haliyle. Şu referansı mesela atalım içine. Bakın bu referans gelsin. Hatta komple nerede dursun arkadaşlar? Şu bilgisayarı bu referans kaplasın. Bu bilgisayarda girdiğinizde bu referansı göreceksiniz. Yanlış mı seçtik? Yok, evet, yanlış olacak. Şuna gömeceğiz. Tamam, bunu gömdük. Şuna diyelim ki şunu gömeceğiz. Ortaya diyelim, küçülsün biraz.
Çok da küçülmesin. Çünkü dikey bir alan. Hemen bunu da arkadaşlar şunun içine gömüyorum. Son olarak da şu kaldı. Bunun içine de arkadaşlar şuna bakalım. Bunu da oraya gömelim ama çok büyük gelecek de bu. Önemli değil. Bunu da hemen buraya gömdükten sonra bakıyoruz. Bakın 3 ayrı referansımızı 3 ayrı teknolojik aletin içinde sunmuş olduk. Bu arada şurada bir çizgi kalmış. Bu hangisinin çizgisi bakıyorum. Muhtemelen şunun çizgisi. Şu çizgileri siliyorum. Bakın şurada kalan çizgileri delete komutuyla tek tek siliyorum. Bunlar tamam. Evet, web sitemizi böylelikle tasarım olarak tamamladık. Arkasına yine bir şeyler koyabiliriz. Şuraya arkadaşlar imaj yapmıştık ya. İmajın yanına PSD deyip Photoshop PSD'lerini de buraya kaydedebilirsiniz. Ctrl C. Ctrl V. Construction Web. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Şu arka kısım. Arka kısım biraz yabani kaldı. Yani kaldı. Boş kaldı. O kısma da görseller diyelim yine. Bu arkaya da şöyle bir şey atalım mesela. Resmi farklı kaydet. Evet, şimdi bunu yerleştirdik. Hemen gömüyoruz. Opacity'sini biraz düşürüyoruz. Burası da arkadaşlar bizim çalışmamızın bu aşamasında böyle bir görsel olsun. Şöyle bir değiştirelim. Bakayım şuradan farklı bir şey elde edebilir miyiz acaba? Color Burn. Multiply. Darken. Farklı bir şey çıkar mı diye bakıyorum. Hard. Vivid. Multiply deyip şu şeyi biraz arttırırsak nasıl olur? Bir de şöyle deneyelim. Darken. Difference. Exclusion. Hourly. Hard light. Vivid. In light. Minar. Multiply. Evet, vardığımız nokta bu arkadaşlar. Bu arada bizim logoları gören mi, butonları gören var mı? Butonlarımız bir yere gitmişler. Evet, yok şu anda. Şimdi açayım. Butonlar arkadaşlar firarda. Bu nedir bu? Şu ikisini bir alta taşıyalım bakayım. Butonlarımız da geldi. Gözümüz aynı. Evet, butonlarımız, bannerımız, orta kısmımız. Geriye ne kalıyor arkadaşlar? Bunları parçalayıp uygun yerlere götürüp yerleştirmek kalıyor. Evet, bu aşamada tabii ki uğraşmadan belki anlamayacaksınız ama bu aşamada sormak istediğiniz bir şey var mı? Benim yok hocam. Benim de yok hocam. Yok hocam, bu butonların altyapılarını daha sonra mı oluşturacağız? Nasıl Hanze? Yani o butonlara basınca hani bir sayfaya geçilecek ya. Bu... Tabii onlar sonraki aşama. Sonraki aşamalar. Evet. Yani biz sadece şu anda tasarım aşaması. Hı hı. Tamam.
Evet arkadaşlar, kaydı durduruyorum. Evet, bu arada enteresan bir şey. Benim sesim bilgisayarımdan tekrar gelmeye başladı. Hocam bu arada 3D Max'te attık yaptıklarımızı. Bakarsanız doldurum. Bakarım tabii ki Aslan. Evet. Arkadaşlar kaydı durduruyorum izleyebilmeniz için.